Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli fizik öğretmeni Emine Yıldırım. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan fizik sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2021 yılı alan yeterlilik testindeki fizik sorularını çözeceğiz. Soru 1. Elektrik yüklü X, Y ve Z cisimleri eşit bölmeli karelerden oluşan bir düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştirildiğinde Y ve Z tarafından X'e uygulanan elektriksel kuvvetlerin bileşkesi F olmaktadır. Buna göre X ve Z tarafından Y'ye uygulanan elektriksel kuvvetlerin bileşkesinin yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın burada bileşke kuvvetin F olabilmesi için Y'nin X'i itmesi gerekir. Z'nin X'i çekmesi gerekir. Y'nin X'i itebilmesi için Y ile X'in işaretleri aynı olmalıdır. Eğer Y'ye biz artı dersek bu durumda X artı olacaktır. Z'nin X'i çekebilmesi için işaretlerinin zıt olması gerekir. Yani eğer X'e artı demişsek Z'nin işareti eksi olur. Veya bunun tam tersi olabilir. Yüklerimizin işaretlerini bu şekilde belirledikten sonra Y'ye etkeden kuvvetleri çizelim. X ile Y'nin işaretleri o aynı olduğu için X Y'yi itecektir. Kuvvetimiz bu yönde olur. Z ile Y zıt işaretli olduğu için Z Y'yi kendisine doğru çekecektir. Bu durumda Y'yi etkeden bileşke kuvvet bu iki kuvvetin ortasında olur. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği oldu. Soru 2. Bir sporcu elindeki topu yere göre 10 metre bölü saniyelik bir süratle ve yatayla 53 derece açı yapacak hızla şekildeki gibi atıyor. Bu sporcu topu yere düşmeden ve attığı pozisyonda yakaladığına göre sporcunun topu atma ve tutma anları arasındaki ortalama hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Hava sürtünmesi ihmal edilecektir. Yer çekimi ivmesini 10 metre bölü saniye kare alınız. Bakın burada bize sporcunun topu atma hızı 10 metre bölü saniye verilmiş. Hemen biz bunu bileşenlerine ayıralım. Yatay bileşenimiz, topun atıldığı andaki yatay bileşenimiz 10 çarpı kosinüs 53'ten 6 metre bölü saniye olacaktır. Düşey bileşenimiz ise 10 çarpı sinüs 53'ten 8 metre bölü saniye olacaktır. Sevgili öğrenciler, burada topumuz T süre boyunca buradan bu noktaya gelirken yatayda aldığı yol x kadardır. Burası. Bakın bu arada sporcu da aynı T sürede yatayda x kadar yol alarak şu noktaya gelmiş. Biz biliyoruz ki eğik atış hareketinde yatay hızımız hareket boyunca değişmez. Dolayısıyla sporcunun ortalama hızının topun yatay hız bileşenine eşit olması gerekir. O zaman V ortalama V x hızına eşit olacak. Yani 6 metre bölü saniye olacak. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği oldu. Soru 3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir golf oyuncusu basamağın kenarına yerleştirdiği topa şekilde gösterildiği gibi K, L ve M doğrultularında ilk hız kazandıracak biçimde vurmaktadır. Oyuncunun topa verdiği ilk hızın 3 durumda da aynı büyüklükte olduğu bilindiğine göre K, L ve M doğrultularında fırlatılan topun yere çarpma anındaki süratleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın burada sporcu her defasında topa aynı hız büyüklüğü ile vuruyormuş. O zaman hızlarımızı şu şekilde yazabiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, aynı yükseklikten aynı hız büyüklüğü ile atılan cisimlerin kütleleri farklı olsa bile yere çarpma süratleri birbirine eşittir. Bunu enerji korunumu ile görelim. Sporcu topa vurduğu anda topun kinetik enerjisi vardır. Aynı zamanda H kadar yükseklikten atıldığı için toplarımız bir de neyi vardır bunların? Potansiyel enerjisi vardır. Yere çarpma anında ise sadece kinetik enerjisi vardır. Şimdi top atıldığı anda ilk hız büyüklüğümüz V idi. Kinetik enerjisini yazalım. 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi. Artı
M çarpı G çarpı H kadarlık bir potansiyelim var. Yere çarpma anında ise sadece kinetik enerjimiz var dedik. Bakın topun yere çarpma hızının büyüklüğüne de Vs diyelim. Bunu da yazarsak kinetik enerji olarak 1 bölü 2 M çarpı Vs'nin karesi. Bakın M'ler gitti. Yani kütlelerimiz aynı olsa da farklı olsa da nedir? Herhangi bir etkisi yok. Topların ilk atıldığı andaki hız büyüklükleri eşit. Yer çekimi ivmesi eşit. Topların atıldığı yükseklikler birbirine eşit. Dolayısıyla nedir? Yere çarpma süratlerimizin büyüklükleri birbirine eşit olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği olur. Soru 4. Efe tekerleği O noktası etrafında rahatlıkla dönebilen bir el arabasını aynı noktadan düşey doğrultulu, sabit büyüklükte farklı kuvvetler uygulayarak şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede tutmaktadır. Şekil 2'de karpuzun ağırlık merkezi ile O noktası aynı düşey doğrultu üzerindedir. Şekil 2'deki denge durumunda şekil 1'deki denge durumuna göre 1. Efe'nin el arabasını dengede tutmak için uyguladığı kuvvet. 2. Efe'nin el arabasına uyguladığı kuvvetin O noktasına göre torku. 3. El arabasına etki eden net tork. Niceliklerinden hangileri azalmıştır? Sevgili öğrenciler, burada şekil 1'den başlayalım. Bakın burada el arabası Efe içinde karpuz olan el arabasını şekildeki gibi dengede tutuyormuş. Burada el arabasının kendi ağırlığına G diyelim. Karpuzun ağırlığına P diyelim. Efe'nin el arabasına uyguladığı kuvvete de F diyelim. Ve dengede olduğuna göre, O noktasına göre, bakın burada Efe'nin uyguladığı kuvvetin torku, el arabası dengede olduğu için, el arabasının ağırlığı ve karpuzun ağırlığının toplam torkuna eşittir. Bu eşitliği şöyle yazabiliriz. Bunun O noktasına olan uzaklığına biz Y diyelim. Karpuzun O noktasına olan uzaklığına X diyelim. El arabasının ağırlığının O noktasına olan uzaklığına da D diyelim. Bakın F çarpı Y eşit olacak G çarpı D artı P çarpı X. Şimdi şekil 2'ye baktığımız zaman şekil 2'de karpuzun ağırlık merkezi O noktasından geçiyormuş. Bu durumda sadece el arabasının ağırlığının torku kaldı. Yani ikinci durumda karpuzun torku 0 oldu. Eşitliğin bu kısmı azaldığı için nedir? Efe'nin uygulayacağı kuvvet azalacaktır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. 2'de ne demişti? Efe'nin el arabasına uyguladığı kuvvetin O noktasına göre torku. Burada şekil 2'de de el arabamız dengede olduğu için Efe'nin uyguladığı kuvvetin torku arabanın ağırlığının O noktasına göre olan torkuna eşittir. Bakın burada yine eşitliğin sağ tarafındaki toplam tork azaldığı için Efe'nin uygulayacağı tork da ne yapmıştır? Azalmıştır. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. 3. El arabasını etki eden net tork. Sevgili öğrenciler, burada şekil 1 ve şekil 2'de her iki durumda da el arabası dengededir. Dengede olduğu için nedir? Toplam torkumuz sıfırdır. Toplam tork sıfır olduğu için değişmemiştir. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2 D seçeneği oldu. Soru 5. Elektriksel yükleri artı Q ve artı 2 Q olan noktasal yükler aralarındaki uzaklık 2 R olacak biçimde bir düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu düzlemde çizilen ve yarıçapları R, 2R ve 3R olan şekildeki çemberlerin 3'ü artı Q merkezli, diğer 3'ü ise artı 2 Q merkezlidir. Ayrıca K ve L iki çemberin kesiştiği noktalardır. M noktasının artı Q yükünden uzaklığının 3R olduğu, artı 2 Q yükünden uzaklığı ile ilgili sadece 2R'den fazla, 3R'den az olduğu bilindiğine göre 1 K ile L, 2 K ile M, 3 L ile M nokta çiftlerinden hangilerinin arasındaki elektriksel potansiyel farkı 0 olabilir? Tüm düzenek elektriksel geçirgenliği her yerinde aynı olan bir ortamda bulunmaktadır. Sevgili öğrenciler, burada bize K, L, M noktalarının
elektriksel potansiyel farkları soruluyor. Yani elektriksel potansiyel farklarının sıfır olduğu iki nokta soruluyor. Elektriksel potansiyel farklarının sıfır olabilmesi için bu noktaların potansiyellerinin eşit olması gerekir. Bu durumda biz KLM noktalarının potansiyellerini yazalım. VK için yazdığımız zaman Q yükünden K noktası 2R uzakta, K çarpı Q bölü 2R, 2Q yükünden ise 3R uzakta K noktası, K çarpı 2Q bölü 3R. Bunları payda eşitleyerek topladığımız zaman 7 bölü 6 K Q bölü R çıkacaktır. L noktası için potansiyelimizi yazalım. L noktası artı Q yüküne 3R uzakta. K, Q bölü 3R. 2Q yüküne ise 2R uzaktadır. K, 2Q bölü 2R. Yine bunları da payda eşitlediğimiz zaman 8 bölü 6 K, Q bölü R çıkar. Aynı şekilde M noktasının potansiyelini yazalım. M noktası artı Q yüküne 3R uzakta. K, Q bölü 3R artı 2Q yüküne ise bakın net bir sayı verilmemiş. 3R'den küçük, 2R'den büyük olacak şekilde bir uzaklık verilmiş. K, 2Q bölü mesela buraya 2,5R diyelim şimdilik. Şimdi burada baktığım zaman şunlar bütün ifadelerde aynı olduğu için bunları görmeyelim. Şimdi burası yaklaşık olarak ne çıkacaktır? 1,16 gibi bir değer çıkacaktır 7 bölü 6'dan. Burası ise 8 bölü 6'dan yaklaşık olarak 1,33 gibi bir değer çıkacaktır. M noktası için bakın burası 1 bölü 3'ten 0,33 gibi bir değer çıkar. Şimdi yorumlarımıza bakalım. K ve L'nin potansiyel farkları 0 olabilir mi? Yani VK eksi VL 0 olabilir mi? Bakıyorum VK 1,16, VL 1,33. Yani bunlar eşit değil. Dolayısıyla bunların potansiyel farkları 0 olamaz. Birinci öncülümüz yanlıştır. K ve L ve M'ye bakalım. L'nin potansiyeli bakın burada 1,33. M'nin potansiyeli burası 0,33. Burasının 1 olması gerekir ki L ile M'nin potansiyelleri eşit olabilsin. Ama burası 1 olamaz. Neden? Çünkü burası 1'den küçük olur. Ne demiş bize? Buranın 1 olabilmesi için buranın 2R olması gerekir. 2R'den fazla, 3R'den küçük olduğu için burası 1'den küçük bir değer alacaktır. Bu durumda VL ile VM birbirine eşit olamaz. Yani VL eksi VM 0'dan farklı olur. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. K ve M'ye bakalım. Bakın K'nin değeri 1,16. M'nin değeri burası 0,33 ise burası 1'den küçük bir değer alacak. 1 olamaz demiştik. Yani 0,83 gibi bir değer alabilir. Yani aradaki uzaklık ayarlanırsa. Dolayısıyla VK eksi VM 0 olabilir diyoruz. İkinci öncülümüz olabilir diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 2, B seçeneği oldu. Soru 6. Bir pil, elektrik iletkenliği yeterince büyük olan bir demir bilye, bir bobin, bir anahtar ve iletken bakır malzemeler kullanılarak şekildeki gibi bir düzenek oluşturulmuş ve yalıtkan bir kabın içerisine konulmuştur. Bu düzenekte sadece demir bilye, bobin ile bakır yuva arasında düşey doğrultuda hareket edebilmektedir. Diğer bileşenler ise yalıtkan kaba sabitlenmiştir. Buna göre devredeki anahtar kapatıldıktan sonra demir bilyenin hareketine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir? A. Bobin ile bakır yuva arasında periyodik olarak yukarı aşağı hareket eder. B. Pil doğru akım kaynağı olduğu için hareketsiz kalır. C. Bobinin oluşturduğu manyetik alan tarafından çekilir ve anahtar kapalı olduğu sürece bobine yapışıp kalır. D. Bobinin oluşturduğu manyetik alan tarafından aşağıya doğru itilir ve bakır yuva üzerinde aynı yerde sabit kalır.
Bobinin oluşturduğu manyetik alan ve yer çekimi kuvveti etkisinde bobin ile bakır yuvaya değmeden aralarındaki bir bölgede asılı kalır. Şimdi burada anahtarı kapattığımız zaman devreden akım geçmeye başlar. Devreden akım geçmeye başlarsa bakın buradaki bobin ne yapacaktır? Elektromıknatıs etkisi gösterecektir. Yani bir nevi mıknatıs olarak davranacaktır. Burası mıknatıs gibi davranınca demir bilyeyi kendisine doğru çekip yukarıya çekecektir. Peki demir bilyeyi yukarıya çektiği zaman ne oldu? Bakın burada bakır yuvalar arasında bakır yuvalar birbirine temas etmiyor. Aralarında bir açıklık var. Demir bilye yukarıya kalktığı zaman ne olacak? Burada akım kesilecek birbirlerine temas etmediği için. Akım kesilince elektromıknatıs ortadan kalkacak ve demir bilye tekrar aşağıya gelip buraya düşecek. Buraya düştüğü zaman devreden tekrar akım geçmeye başlayacak. Yine burası mıknatıs etkisi gösterecek. Demir bilyeyi kendisine doğru çekecek. Demir bilyeyi çekince buradaki açıklıktan dolayı devreden akım kesilecek ve tekrar bilye aşağı düşecek. Yani bu olay sürekli olarak tekrar edecek. Bu durumda sorumuzun cevabı ne olur? A seçeneği olur. Bobin ile bakır yuva arasında periyodik olarak yukarı aşağı hareket eder diyoruz. Soru 7. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi uzun iletim hatları üzerinden taşınarak evlerimize ulaştırılmaktadır. Bu süreçte enerji kaybının az olması için enerji iletim hatları üzerinden geçen akımın olabildiğince düşük olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için şekildeki basitçe gösterildiği gibi santralde üretilen elektrik enerjisinin gerilim değeri T1 transformatörü ile akım küçük bir değerde olacak şekilde değiştirilir. İletim hattının diğer ucundaki T2 transformatörü ile de gerilim evlerimize kullanabileceğimiz nihai 220 volt değerine dönüştürülür. Bu dönüşüm işlemlerinde kullanılan T1 transformatörünün primer ile sekonder sarım sayıları sırasıyla N1P ile N1S ve T2 transformatörünün primer ile sekonder sarım sayıları sırasıyla N2P ile N2S arasındaki ilişkiler aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir? Sevgili öğrenciler, burada elektrik santrallerinde üretilen akımın evlerimize ulaşıncaya kadar iletim hatlarında enerji kayıplarının azaltılması için akımı olabildiğince düşürülür, akımı düşürürken de potansiyeli yükseltilir. Yani gerilim değeri yükseltilir. Gerilim değerinin yükseltilmesi için T1 transformatörünün yükseltgen bir transformatör olması lazım. Yani gerilimi yükselten bir transformatör olacak. Biliyorsunuz gerilim ile sarım sayısı doğru orantılıdır. Yani birinci transformatörümüzde akımın çıkış sarım sayısının giriş sarım sayısından yani sekonder sarım sayısının primer sarım sayısından büyük olması gerekiyor. Yani N1 primer küçük olacak N1 sekonderden. Şimdi akım buradan yüksek gerilimle geldi T2 transformatörüne. Burada ise 220 volta düşürülerek evlerimize gelecek. Yani T2 transformatörünün indirgen bir transformatör olması lazım. Gerilimi indirmesi lazım. Bu durumda T2 transformatörünün çıkış geriliminin, sekonder geriliminin, primer geriliminden, sekonder sarım sayısının primer sarım sayısından küçük olması gerekir. Yani N2 primer büyük olacak N2 sekonderden. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği olur. Soru 8. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde düzgün çembersel hareket yapan noktasal bir cisim ile ilgili. 1. Cisme çember merkezine göre etki eden net tork. 2. Cisme etki eden net kuvvet. 3. Cismin merkezcil ivmesi niceliklerinden hangileri sıfırdır? Hemen buraya düzgün çembersel hareket yapan bir cisim için basit bir şekil çizersek V hızıyla çembersel hareket yapan R yarıçaplı dairede çembersel hareket yapan bir cismimiz olsun. Düzgün çembersel hareket yapan cisme etki eden tek kuvvet nedir sevgili öğrenciler? Cisme merkeze doğru etkeden merkezcil kuvvettir. Dolayısıyla cisme çember merkezine göre etkeden net tork sıfırdır. Çünkü bu merkezcil kuvvetimiz
dönme noktasından geçeceği için torku sıfırdır. Birinci ifademiz doğrudur. İki, cisme etkeden net kuvvet sıfır değildir. Çünkü düzgün çembersel harekette merkeze doğru etkeden bir merkezcil kuvvet vardır ve bu da sıfır değildir. İkinci öncülümüz yanlıştır. Cismin merkezcil ivmesi sıfır değildir. Merkeze doğru bir merkezcil kuvvetimiz olduğu için yine merkeze doğru bir cisme etkeden bir ivmemiz vardır. Biz buna merkezcil ivme diyoruz. Üçüncü ifade öncülümüz yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede yerkürenin dönme hareketiyle aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. B. Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. C. Uydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. D. Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. E. Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat yerkürenin kendi ekseni etrafındaki dönme yönüne ters yönde dolanması sağlanmalıdır. Sevgili öğrenciler, haberleşme uydularında uydunun açısal hızı ile dünyanın açısal hızı eşit büyüklükte olmalıdır ki ülke o uydunun yayınını kesintisiz izleyebilsin. Yani dünyadaki durgun bir gözlemci uyduyu durgun görmelidir. Şimdi basitçe bir şekil çizersek, bu dünya olsun. Burası da ülkemiz olsun. Burada da bizim iletişim uydumuz var. Şimdi dünya döndükçe, dönerek ülke buraya geldi. Bu durumda uydunun da dönerek, bakın buraya gelmesi gerekir. Yani sürekli ülke üzerinde bulunması gerekir. Fakat yerden bakan bir gözlemciye göre uydunun doğuya doğru gittiği gözleniyormuş. Yani uydunun çizgisel hızı dünyadan daha fazla. Bu durumda bizim uydunun açısal hızı ile dünyanın açısal hızını eşitlememiz için uydunun çizgisel hızını azaltmamız gerekir. Uydunun çizgisel hızı için bağıntımızı yazarsak v eşittir karekök içinde g çarpı m bölü r. Bakın burada m dünyanın kütlesidir. Dünyanın kütlesini değiştiremeyiz. G evrensel çekim sabitidir. Zaten sabit bir değer. Burada V'nin azaltılması için yapacağımız tek şey uydunun döndüğü yörüngenin yarıçapını artırmaktır. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği oldu. Soru 10. Basit harmonik hareket yapan bir cismin konum zaman grafiği şekilde verilmiştir. Cismin hareketi ile ilgili 1. Hareketin periyodu 12 saniyedir. 2. Hareketin genliği 16 cm'dir. 3. Cisim 6. saniyede denge konumundadır. Yargılarından hangileri doğrudur? Harmonik hareket sabit iki nokta arasında yapılan gidip gelme hareketidir. Bakın buraya K noktası diyelim. Burası denge noktamız olsun. Burası da L noktası olsun. K ile arasında yapılan gidip gelme hareketine biz harmonik hareket diyoruz. Şimdi grafiğimize baktığımız zaman T eşittir 0 anında hareketlimiz 0 konumunda, yani denge konumunda bulunuyor. 3 saniye sonra hareketimiz artı 8. santimetreye gelmiş. Yani artı yönde 8 santimetre gitmiş. Kaç saniyede yapmış bunu? 3 saniyede. Sonra bakıyoruz 3 saniyeden 6. saniyeye kadar hareketli tekrar 0. santimetreye gelmiş. Yani denge konumuna gelmiş. Bu şekilde 3 saniye. 6. saniyeden 9. saniyeye kadar hareketlimiz eksi 8 santimetreye gelmiş. Eksi yönde 8 santimetre gelmiş 3 saniyede. 9. saniyeden 12. saniyede de tekrar hareketlimiz denge konumuna gelmiş. Yani bir hareketi tamamlamış oluyor. Bu durumda hareketinin periyodu 12 saniyedir. Bakıyorum 3
3, 6, 9, 12. Yani birinci yargımız doğrudur. Hareketin geldiği 16 santimetredir demiş ikinci yargıda. Bakıyoruz, genlik neydi sevgili öğrenciler? Bir hareketlinin denge konumuna olan maksimum uzaklığı. Bakın burası denge konumu. Denge konumundan maksimum artı yönde 8 santimetre. Yine maksimum eksi yönde 8 santimetre uzaklaşabilmiş. Yani genliğimiz 8 santimetredir. 16 santimetre değildir. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargıda cisim 6. saniyede denge konumundadır demiş. Bakalım 3 saniyede L'ye geldi. 3 saniyede de tekrar O noktasına geldi. Yani denge noktasına geldi. Üçüncü yargımız doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 D seçeneği oldu. Soru 11. Yeşil ışık kullanılarak ışığın çift yarıkta girişim deneyi yapılıyor ve ekran üzerinde girişim deseni elde ediliyor. Bu deney düzeninde sadece ışığın rengi kırmızı olacak şekilde değişiklik yapıldığında 1. Saçak genişlikleri artar. 2. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir. 3. Aydınlık ve karanlık saçaklar yer değiştirir. Yargılarından hangileri doğrudur? Burada hemen biz basitçe bir çift yarık deney düzeneği çizelim. Şu şekilde. Şurası K1 kaynağımız, bu da K2 kaynağımız olsun. Kaynaklar arasındaki uzaklığa D diyelim. Karşıda bir ekranımız var. Girişim deseninin gözlendiği. Kaynaklarla ekran arasındaki uzaklığa L diyorduk. Şimdi burada nedir? İlk önce merkezi aydınlık saçak oluşur. Ondan sonra sırasıyla birinci karanlık saçak, birinci aydınlık saçak. Yine simetriğinde yine birinci karanlık saçak, birinci aydınlık saçak olacak şekilde saçaklarımız bu şekilde sıralanır. Şimdi saçak genişliğinin bağıntısını yazarsak L çarpı lambda bölü D çarpı ne? Bakın burada deney düzeninde sadece kullanılan ışığın rengi değiştiriliyor. Yani L aynı kalmış. Kaynaklar arasındaki uzaklık aynı kalmış. Kaynaklarla ekran arasındaki ortamın kırma indisinde bir değişiklik yok. Sadece ışık değiştirilmiş. Işığın değişmesi demek dalga boyunun değişmesi demektir. Kırmızı ışığın dalga boyunun yeşil ışığın dalga boyundan büyük olduğunu biliyoruz biz renk sıralamasında, spektrumda. Dolayısıyla lambda artarsa saçak aralığı artar. Perdede oluşan saçak sayısı azalır. Yani birinci yargımız doğrudur. Saçak genişlikleri artar. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir mi? Hayır, değişmez. Yine merkezi aydınlık saçağın bulunduğu yerde merkezi aydınlık saçak bulunur. İkinci yargımız yanlıştır. Aydınlık ve karanlık saçaklar yer değiştirir. Hayır, aydınlık ve karanlık saçaklar yer değiştirmez. Sadece saçak genişlikleri artar. Üçüncü yargımız yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A seçeneği oldu. Radyoaktif çekirdekler ile kararlı, radyoaktif olmayan çekirdekler arasında belirgin bazı farklar olmasına rağmen ortak özellikler de bulunmaktadır. Buna göre rastgele seçilen bir radyoaktif ve bir kararlı çekirdek için 1. Dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapma. 2. Çekirdeklerindeki nötron sayısı proton sayısından fazla olma. 3. Bozulmaya uğrayarak atom veya kütle numarası farklı olan başka çekirdeklere dönüşme. Özelliklerinden hangileri ortak olabilir? Yani kararlı çekirdeklerle kararsız çekirdekler arasındaki ortak durumu bulmaya çalışacağız bu soruda. Şimdi birincisine bakıyoruz. Dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapma. Kararlı çekirdekler herhangi bir dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapmazlar. Bunu sadece radyoaktif çekirdekler yani kararsız çekirdekler yapar. Birinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülümüze bakalım. Bozulmaya uğrayarak atom veya kütle numarası farklı olan başka çekirdeklere dönüşme. Radyoaktif çekirdeklerde gözlenen bir durumdur bu. Kararsız çekirdeklerde gözlenir bu durum. Kararlı çekirdekler bozularak atom numarası veya kütle numarası farklı bir çekirdeğe dönüşmezler. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Çekirdeklerindeki nötron sayısı proton sayısından fazla mıdır? Radyoaktif çekirdeklerde yani kararsız çekirdeklerde nötron sayısı proton sayısından çok fazladır. Kararlı çekirdeklerde ise nötron sayısı bölü proton sayısı 1'e eşit veya 1'e
yakındır. Yani burada nötron sayısı proton sayısından kararlı çekirdeklerde de bir miktar fazla olabilir. Dolayısıyla kararlı ve kararsız çekirdekler arasında ikinci öncülümüz ortak olarak gözlenebilir. Cevabımız yalnız 2 B seçeneği oldu. Soru 13. Tüm dış etkilerden yalıtılmış havasız bir ortamda ve birbirlerinden yeterince uzakta olan özdeş iki elektroskobun yaprakları arasındaki açılar birbirine eşit ve 30 derecedir. Bu elektroskopların elektriksel yüklerinin cinsini belirlemek için topuzlarına mor ötesi ışık yayan bir fener tutulmuş ve yaprakların hareketi gözlemlenmiştir. Elektroskoplardan birisinin yaprakları biraz kapanırken diğerinin yapraklarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Ayrıca mor ötesi ışıktaki fotonların enerjisinin elektroskobun yapıldığı metalin eşik enerjisinden biraz büyük olduğu bilinmektedir. Buna göre yaprakları biraz kapanan ve değişmeyen elektroskopların elektriksel yüklerinin cinsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Sevgili öğrenciler, burada iki tane elektroskopumuz var ve elektroskoplarımızın yaprakları açık, yaprakları arasında 30 derece var. Elektroskoplarımızın yaprakları açıksa bu ne anlama gelir? Elektroskoplarımız başlangıçta yüklü anlamına gelir. Bu elektroskoplarımızın her ikisine de mor ötesi ışık yayan bir el feneri tutulmuş. Ve mor ötesi ışıktaki fotonların enerjisi elektroskopların yapıldığı metalin eşik enerjisinden biraz büyük. E foton büyük. E sıfır eşik enerjisi diyoruz. Bu ne anlama gelir? Bu gönderdiğimiz mor ötesi ışığın elektroskobun topuzundan elektron koparabileceği anlamına gelir. Şimdi yaprakları bir miktar kapanan elektroskobumuzun yükünün işareti eksi diyelim. Bakın burada gönderdiğimiz mor ötesi ışık elektroskobun topuzundan elektron koparacaktır. Buradaki elektronlar koptukça elektroskobun yükü azalacak ve yapraklar bir miktar kapanacaktır. Yani yaprakları bir miktar kapanan elektroskobumuzun yükü negatif olabilir. Diğer elektroskobumuz da bakın başlangıçta yapraklar arasında 30 derece açı vardı. Demek ki bu elektroskobumuz da yüklü. Aynı mor ötesi ışını buna gönderdiğimiz halde yapraklarda herhangi bir değişiklik gözlemlenmiyormuş. O zaman bu elektroskobumuzun yük işareti de ne olacaktır? Artı olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği oldu. Soru 14. Lazer ışınlarının elde edilişi sırasında atomda 1 uyarılma, 2 foton ışıması, yayınlama, 3 füzyon olaylarından hangileri gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, lazer kelimesinin anlamı biliyorsunuz ışığın uyarılmış emisyon yöntemiyle kuvvetlendirilmesi demektir. Yani burada atomda uyarılma gerçekleşir. Uyarılan atomların temel enerji seviyesine dönerken bir foton yayınlaması yani ışıma yapması söz konusudur. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Foton ışıması gerçekleşir. Füzyon olayı gerçekleşmez. Biliyorsunuz füzyon İki hafif çekirdeğin birleşerek daha büyük kütleli bir çekirdek oluşturması olayıdır. Burada lazer ışınlarının elde edilmesinde füzyon olayı gerçekleşmez. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olacak. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.